Günnar Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Artsk'e. Aşot Harutyunyan, Berzor yolunun kapatılması saldırgan Azerbaycan'ın ırkçı politikasının bir tezahürüdür. Avrupa Konseyi Taguhi Tomasyan'ın Artsax'ın Azerbaycan tarafından tamamen abluka altına alınması nedeniyle meydana gelen insani felakete ilişkin mektuplarına yanıt verdi. AB Delegi Bir Kongre Öyesi Berzor koridorunun kapatılmasını kınadı. Washington, Bakü'ye askeri destek sağlanmayı bırakmalıdır. Doğu Lejyonu Batı Ermenistan Milletvekilinin Surperkic Ermeni Hastanesi'nin yönetimine tepkisi. Batı Ermenistan'ın ünlü evlatları Aveten Sahmadin ve Dikran Honens. Batı Ermenistan'daki Artske yerleşim yeri Van Gölü'nün kuzey kıyısında yer almaktadır. Eski zamanlarda bir limandı ve Hılat ve Bağış Bitlis'e giden yol üzerinde bulunuyordu. Artske Urartu yazıtlarında Ziyukani adıyla anılmaktadır. Burada Urartu kralı II. Rusa'nın çivi yazılı yazıtlarından biri kurulmuştur. Ermeni bibliografyasında 5. yüzyıldan beri anılıyor. Bazı tarihçiler burayı köy, bazıları ise kasaba veya şehir olarak adlandırır. Artske, yabancı egemenliğine geçmeden önce Gnuni ve Bıznuni hanedanlarına ait, idari olarak Turuberan eyaletinin Bıznuni ilçesine dahildi. Araplar 7. yüzyılın ortalarında ilk istilaları sırasında Arske'yi ele geçirdi ve Dar al cevaz adını verdiler. Şimdiki Adil Cevaz adı oradan geliyor. 11. yüzyılın başında Bizans egemenliğine giren kent 1054 yılında Selçuklu Türklerinin eline geçmiştir. 10 ile 12. yüzyıllarda Van Gölü'nün seviyesinin yükselmesi nedeniyle eski Arske sular altında kalmıştır. Güçlü bir kale şehriydi ve uzun süre adaya dönüşmüş küçük bir kara parçası üzerinde varlığını sürdürdü. Kentin iki kalesi vardı. 17. ile 19. yüzyıllarda tamamen boşaltıldı. Eski Artske'nin yerine göl kıyısının yüksek kesiminde yeni bir Artske inşa edildi. Ve 17. ile 18. yüzyıllarda Van Eyaleti'nin Alcavaz ilçesinin merkezi oldu. 19. yüzyılın ikinci yarısında 25 bini Ermeni olmak üzere 30 bin nüfuslu, 140 köyü, 30 kilisesi ve ondan fazla okulu vardı. Arskenin iki kilisesi vardı, Surp Astvazazin ve Surp Sarkiz. 1915 yılında Arskenin Ermeni nüfusunun bir kısmı Türk kılıcına kurban gitti, diğer kısmı ise çeşitli yerlere tecir edildi. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV yayınında Şuşi Yurtseverler Birliği Başkanı Tarihçi Aşot Harutunyan, Gori Stepanakert yolunun kapanmasından kaynaklanan insani krizin sonuçlarının bugün Arçak'ta yaşayan yerli Ermenileri nasıl etkilediğini anlattı. Sayın Harutunyan, bunun işgalci Azerbaycan'ın ırkçı hükümeti tarafından uygulanan açık bir soykırım planı olduğunu belirtti ve bu sorundan kurtulmak için halkın çabağını yoğunlaştırmasını diledi. Artsaxda Rus polis gücünün varlığına və vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə değinərək, bu gün Ermenistan nüfusunun yuvənliyini sağladıqlarını və saldırğan Azərbaycan üçün daydırıcı bir mexanizm olduğunu qeyd etdi. Avrupa Konseyi, Azerbaycan'ın Arsak'ı tamamen abluka altına alınmasının yol açtığı insani felaketle ilgili Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi üyesi ve İnsan Haklarını Koruma ve Halkla İlişkiler Daimi Komitesi Başkanı Taguhi Tovmasyan'ın mektuplarına yanıt verdi. Bu mektuplarla bağlantılı olarak Taguhi Tovmasyan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcısı Ofis Müdürü Miroslav Papa'dan yanıt aldı. Buna göre Avrupa Konseyi, yetkileri çerçevesinde Eministan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki uzlaşma çabalarını desteklemeye devam edecek. İzlanda Bakanlar Komitesi Başkanlığı'nın 19 Ocak'ta Berzor Koridoru'na dair insani durum hakkında açıklamasına atıfta bulunarak Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin durumu yakından izlemeye devam edeceğine dair güvence veriliyor. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri endişelerini dile getiriyor ve gerginliğin tırmanmasından kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Emenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi üyesi acil mektuplarına cevap verdikleri için Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcısı ofisine teşekkür etti. ABD yönetimi Berzor Koridoru'na yönelik ablukayı sona erdirmek için acil önlemler almalıdır. Bu açıklamayı ABD Kongresi'nde Temsilciler Meclisi üyesi Katie Porter yaptı. Kongre üyesi, ''Azerbaycan'ın hedefi açık, Arsak'ın yerli Ermenilerini ana vatanlarını terk etmeye zorlamak, yaşamayı imkansız kılan koşullar yaratmak. Azerbaycan'ı saldırganlığından sorumlu tutmalıyız.'' Ben yönetimi bu ablukayı sona erdirmek için derhal harekete geçmeye çağırmaya devam ediyorum, dedi. Ayrıca Washington'un Bakü'ye askeri destek vermeyi bırakması gerektiğini vurguladı. Kongre üyesi Katie Porter, Azerbaycan'a yapılan tüm askeri desteği durdurmalıyız. ABD'li vergi mükellefleri, Azerbaycan'ın Ermeni halkına karşı sürekli saldırganlığını sübvanse etmemelidir. Ben Ermeni halkı ve Amerika'daki Ermeni toplumu ile dayanışmamı ifade etmeye devam ediyorum. Diyerek sözünü tamamladım. Batı Ermenistan, kongre üyesinin açıklamasını memnuniyetle karşılayarak Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı zamanda sorunun barışçıl çözümünde desteğini alması gereken MİS grubunun eş başkan ülkesi olduğunu kaydediyor. 27 Ekim 1916'da Ermeni Milli Heyeti Başkanı Boğuz Nubar, İngiltere ve Fransa ile Ermeni ve Suriyeli gönüllülerden oluşan ve Fransa'nın himayesinde Türkiye'ye karşı savaşacak olan Doğu Lejyonu'nun kurulması konusunda anlaştı. Ermenilere Kilikya'da özerklik sözü verildi. Soykırımdan kurtulan ve göç eden insanlar mütefiklerin yanında savaşmak için savaş alanına döndü. Böylece ailelerini, yurttaşlarını ve vatanlarını kurtarmayı umdular. Bu güçler küçük olmalarına rağmen önemli bir rol oynadılar. Savaş halindeki bir ülke tehlikeli şeyler vaat eder. Ve Birinci Dünya Savaşı vaatler ve yalanlar dönemiydi. İlk sırada vaatlerdi. 1916'da İngilizler Araplara bağımsızlık kazanabileceklerini dair söz verdi. 1917'de Yahudilere vatan sahibi olabileceklerini söylediler ve Fransızlar 1915 soykırımın mağdurları olan Ermenilere Türkiye'nin doğusundaki ana vatanlarını kurtarmak için geri dönebilecekleri sözü verdiler. Sonra ihanet zamanı geldi. Süper güçler, Roma'nın çeşitlilik örneğini takiben lejyonlar yaratmayı tercih ettiler. Bunlar yabancılardan oluşuyor. Böylece İngilizler Osmanlı Türklerine karşı Kurtuluş Savaşı'nda savaşmak için Sürye Lejyonunu ve Filistin'de Osmanlı Türklerine karşı savaşmak için Yahudi Lejyonunu yarattı. Fransa'da Kilikya'da Osmanlı Türklerine karşı savaşmak için bir Ermeni lejyonu oluşturdu. Araplar Filistin'i, Suriye'yi ve Lübnan'ı kaybettiler. Yahudiler Filistin'in tamamını alamadılar ve Ermeni lejyonunun askerleri Filistin'in kurtarılmasına yardım ettiler. Fakat kendi yanmış şehirlerinin külleri arasında terk edilmiş halde kaldılar. Doğu'nun yerli halkları arasında Ermenilerin kaderi en trajik olanıydı. Çünkü ana vatanlarını geri alamadılar. Tarih yeni düşenleri sevmez. İki kez yeni düşenleri daha fazla sevmez. Böylece Ermeni Lejyonu'nun tarihi bugüne kadar deşifre edilmemiş ve unutulmuştur. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Sur Pırgiç Hastanesi 1832 yılında kurulmuş ve açılışı 31 Mayıs 1834 yılında Patrik Stepanos II. Agavni Zakarya'nın eliyle gerçekleştirilmiş. Sur Pırgiç Hastanesi cemaatin en büyük insanı yardım kurumudur. Kurucusu ise Harisyon Amira Bezciyan'dır. 25 Ocak 2023 tarihinde geçirdiğim mide kanaması sonucu 30 Ocak 2023'te Sur Pırgiç Hastanesi'ne tedavi olmaya gittim randevum olmasına rağmen tedavi ücretinin çok yüksek olduğunu belirterek beni tedavi edemeyeceğini söylediler. Bana devlet hastanesinin yolunu gösterdiler. Ben bu yaklaşımın doğru olmadığı düşüncesindeyim. Hastaneden geri göndermenin zihniyetini sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Hastanemiz kimler tarafından yönetildiğini bilin istedim. Bugünden sonra işimiz bu hastane yöneticilerinin yaptıkları yanlışlarını teşhir etmek olacak. Mihran Pırgiç. <laughs> Tarih araştırmacısı Xajak Sirekanyan Facebook sayfasında yazdı. Aveten Sahmadin ve Dikran Honens Orta Çağ'daki Ermenistan'ın ünlü zenginleri arasındaydı. Aveden Sahmadin 13. yüzyılda yaşamış zengin bir Ermeniydi. Senop Sahmadin olarak da anılır. Asil bir kökene sahip olmayıp ancak tefecilik, ticaret yaparak ve araziler satın alarak zenginleşti ve ağa oldu. İnşaat işleriyle uğraştı. Kiliseler, misafirhaneler, saraylar yaptırdı. Arjeş, Yerevan, Oşakan'daki ve diğer kiliselerin yazıtlarında Sahmadin'in adı bir hayırsever olarak geçiyor. Ani'de kalan 1261 tarihli kitapta Ani şehrinin şahın şah Zakarya'nın oğlu Ardaşir'den satın aldığı belirtiliyor. Yerevan'daki Surp Astvatsatsin Katolik Kilisesi'nin duvarına bırakılan kitabeye göre 1264 yılında Yerevanı, toprağı ve suyu ile satın aldım. Dikran Honens, 13. yüzyılda yaşamış bir zengin Ermeniydi. Asıl bir kökene sahip olmadığı için, tefecilik ve ticaret yoluyla zengin oldum. Zakarya ve Şanşa Zakaryanlar döneminde, ani de yüksek bir makamda yer aldı. Çok sayıda mülk, köy, yahane, değirmenler satın aldım. 1213 yılında kendi imkanlarıyla Ani Katedrali'nin basamaklarını onardı ve 1215 yılında Grigor Rusavuric Kilisesi'ni inşa etti. O kiliseye köyler, bahçeler, yakhaneler, değirmenler bağışladı. Dikran Honayens sayesinde Sur Pripsime Kilisesi de inşa edildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Vartughi Khachatryan tarafından seslendirilen Aşık Şeyh'in Namınas'ı'nı adlı eserini sunuyoruz. eserin tamamını web sitemizden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.